Siyah sarımsak hapını her gün kullandırıyorum. Regülatör yapıyor. Yani ne aşağı düşmesine izin veriyor, ne tansiyonun yukarı çıkmasına. Tansiyon ilaçlarının bazı sorunları var. Erektil disfonksiyona neden oluyor erkeklerde. Cinsel fonksiyon bozukluğu. Yaş bir burada, bir de burada görünüyor hocam. Ben bunu hallettiğim zaman 4 hanım gıda ameliyatından döndü. Kaç yaşındaydı bu hanımlar? 60'larında falan. Gerek kalmadı mı gıda ameliyatı? Ben size ismini vereyim, arayayım. Ağzı yeşil elma kokuyorsa çok yıldırım hızıyla gitmeli. Biraz sonra komaya girecek. Roza hiç artmadığı kadar arttı. Yaptığım kremimi aldı. 25-30 gün sonra koşarak geldi. 5 tane daha alayım dedi. Orta Doğu asıllı olan erkekler geliyor mu eczaneye? Çok. Mutluluk veren haplar. Tabii. Kullanım oranı yüksek mi onlarda? Çok yüksek. Efendim merhabalar. Bir önceki videoda sizden o kadar çok soru geldi ki. Rebul markasının ikinci kuşak temsilcisi Mehmet Müderrisoğlu'yla hemen ikinci videoyu yapalım dedik. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne güzel ilgi toplamışız ve o insanlara da cevap vermeye hazırız. Çok soru var size gelen. Çok soru var ve ne güzel tekrar tekrar sohbet edelim diye de çok sayıda gelmiş. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum burada. Zaman ayırdığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Kaç yıllık eczacısınız? Onu sormayacağım dedin. 53. 53 yıllık eczacısınız. Ama 53 sene bilfiil mesleğin her noktasında çalıştım. Bir de öncesi var babanız da tabii. Rebul markasını kuran. Ben ilkokul 4. sınıftayken babam gece nöbeti tutturduydu. Hocam eczaneye gelen ve size danışanların profilinde bir değişiklik var mı 50 yıl önceyle bugün arasında? Çok var. En çok hangi soru sorulurdu? Bir kere, bugün bir hangisi kere soruluyor? Eskiden mesleğe ilk başladığımda günde 150 ile 200 civarında ilaç yapardık laboratuvarda. O ilacı yaptığımız zaman hastaya da ilacı vermeden önce detaylı bilgi verirdik. Öyle alır giderdi. Bugün ilaçların %99.9'unu kutulanmış hazır olarak veriyoruz. Bugün bir ilacın piyasaya çıkabilmesi nereden baksanız 18 ile 20 yıl. Bu süre içerisinde in vitro dediğimiz tüp deneyleri, ondan sonra hayvan deneyleri, ondan sonra insan deneyleri olduktan sonra piyasaya çıkıyor. Ve buna rağmen bazı hallerde 2 sene sonra piyasadan kaldırılabiliyor. O konuya geleceğim. Çünkü onunla ilgili de çeşitli şaibeler var ve izleyici nezdinde, daha doğrusu dünya vatandaşı nezdinde güven problemlerinin olduğu dönemler yaşanıyor. Fakat ilk soruyu, Amerika'da bu şikayetten intihar edenler olduğunu biliyoruz, haber bültenlerine yansıdı. Kulak çınlaması. Hayatı çekilmez hale getiren bu şikayet, sizin araştırmanız ve uzmanlığınızla çözümü olan bir konu mudur? Çözümü olduğunu söyleyemem. Ama hafiflettiğini söyleyebilirim. Hafif olan kulak çınlamasında giderebildiğini söylerim. Bakın, giderebildiğini diyor, giderdiğini demiyorum. Çünkü çok değişik nedenlere bağlı, kesin olarak bak şundan dolayı denemeyen bir rahatsızlık. Hep böyle bir çalma, bazen çok tiz bir ses, bazen bir uğultu, bazen bir uçağın uçuşa geçiş modundaki gürültü gibi olabiliyor. Başlangıcı çok hafiften de başlıyor olabiliyor. Bir anda çok yüksek de olur. Uçağa bindim, kulağım tıkandı. O günden bugüne hep bu var diyebiliyor da. Ama o ona bağlı bir sorun mudur? Açık söyleyeyim, onu artık doktorlar bile çözmekte çok sıkıntı duyuyor. Ama bugün elimizde bu iş için yaratılmış bazı formüller var. Vitamin kaynakları, içerisinde ginkgo bilobası falan böyle olan karışımlar. Bu karışımlarda özellikle mesela baktığım 5-HTP kullanmış, biraz daha
sakin olsun, biraz da ruhen rahat olsun diye. Ve aynı zamanda metalleri kullanmış, magnezyumu kullanmış, selenyumu kullanmış. Böyle bir güzel bir paket halinde sunulan tabletler var. Bunları kullanıyorlar. Pratiğimden gidecek olursam, pek çok insana satış yaptım. Pek çoğunda iğneçeler aldık. Yani geçti demediler, tahammül edilebilir dediler. O bile çok iyi çünkü. Bu insanlar bazen o kadar delirtiyor ki uyku yemiyorlar. Bu bahsettiğiniz ilaç reçeteyle satılan bir ilaç mı? Besin takviyesi. Ha, besin takviyesi. Etken maddesi ne dediniz? İşte ginkgo biloba var, 5-HTP var, vitaminler var, mineraller var. Komple bir paket. Yaklaşık 20 küsur ham maddeden oluşuyor. İngiltere'de çok satan, en çok satan formüllerden biri. Çok güzel bir şey. Yani bu en azından gidermese bile hastalığı baskılıyor. Hayatı çekilmez yapan bir diğer şikayet de diz ağrısı hocam. Kadında, erkekte. Tabii tıp ona belli çözümler getiriyor. Yapılan işte iğneler var. Bu iğneleri yaptırıp hiç memnun kalmayan var. Ama bir ara formül, yeni sizden duyacağımız bir öneri diz ağrısı için. Şimdi bakın, ben size buraya dizi de getirdim. Şu gördüğünüz diz, ortada böyle bir mavi tabaka var gördüğünüz gibi. Orası bir kıkırdak. Buraya kan damarı gelmiyor. Kan damarı gelmediği zaman burayı onaramıyor. Her darbe dizdeki bu bahsettiğiniz mavi yeri inceltiyor ve veya orada bir kalite yırtılıyor. Düşürür mü? Tabii. Her darbe. Ve bu iyileşmediği için köseli ayakkabı gibi. Kösele ayakkabı patladığı zaman istediğin kadar yama kurtarmaz. Şeye çıktığında ilk yağmurda gene patlıyor. Benim bulduğum şey, kendime de kullanıyorum. Formülü siz mi hazırladınız? Hayır. Fransa'dan geliyor. Bu peptitlere bağlı bir deniz kolajeni. Şimdi peptit nedir diye soracak olurlarsa, insanın en küçük yapı taşı amino asitler. Amino asitler birleştiği zaman peptitleri yapıyor. Peptitler birleştiği zaman proteini yapıyor. Proteinler birleşince de kolajeni yapıyor. Kolajen de kocaman bir şey. Şimdi peptite bağlı kolajen dediğin zaman balık kolajen çok küçük molekül oluyor. Dolayısıyla hücre duvarı böyleyken yuttuğun peptite bağlı kolajen hücre duvarından içeriye giriyor. Ama büyük ise kolajen, bu şekilde geliyor, bak girmiyor içeriye. Aynen bu espri üzerine peptite bağlı. Peptite bağlandığı zaman hedef gösteriyorsun, dize gitmelisin diye. Diz ve eklemlere gidiyor yalnız. Nereden biliyor hocam? Burada şimdi kolajen dediniz. Bilim dediğin işte bu. Kolajeni cilt güzelliği için de içiyoruz. Mesela aynı firmanın cilt güzelliği için de var. Onu içtiğin zaman cilde gidiyor. Aynı kolajenin sinirlere hitap edeni var. Sinirlerini onarmaya gece yuttuğun zaman sabah kalktığında daha onarılmış, moralli kalkabiliyorsun. Hepsinin peptitleri ayrı ama kolajen aynı, oraya koydum. Yani o peptitler yolu buluyor mu diyorsun? Yolu buluyor, sana gidiyor. Evet, peki o küçük peptitler dizden içeri girebiliyor. Dizden içeri giriyor ve burada ya onarıyor ya kalınlaştırıyor bunu. O tam bilinmiyor. Ve aynı zamanda akşamları ben bir tane de omega 3 balık yağı veriyorum. Balık yağının en güzel tarafı anti-enflamatuar oluşu. Yani o şeyin, yangının oluşumunu gideriyor. Çünkü diyorum ya, kemik kemiğe bastığı zaman orada bir kızarma, bir şişme oluyor. Onu alıyor. Omega 3. Omega 3
her durumda diz ağrısı olanın kullanması gereken bir takviye. Sadece diz ağrısı değil, diz, daha doğrusu eklem, kas, iskelet de çok yararlı. Damarlara sertlik yapan unsurları çözüp dolaşımı kolaylamak da çok yararlı. Cildin ve saçın yağ dengesini korurken göz sinirlerini güçlendiriyor. Ayrıca hafızayı belirgin bir şekilde genişletiyor ve her akşam doğru bir omega 3'ü kullandığın zaman Alzheimer gibi korkunç bir hastalığa tutulma ihtimalini minimalize ediyor. Seçerken dikkat edilecek bir omega 3 var mı? Tabii. Ben neye bakıyorum? Ben kendime, çünkü piyasa namütenayi, istemediğin kadar omega 3 var. Bir, trigliserit formunda olacak. İki formu var. Bunun trigliseridi var ve aynı zamanda etil esteri var. Etil ester %21 kana geçiyor biyo yararlılığı. Trigliserit %65. O zaman trigliserit alıyorum. Veya küçük deniz hayvanlarından elde edilen kril yağı var. O %86'ya varıyor. Ama o daha mı pahalı? Pahalı. Aynı amaca kullandığım zaman ben omega 3'ü tercih ediyorum. Daha ucuza geliyor. Aynı maksada gidiyor, aynı yola gidiyor. Yani biri Tofaş'ta gidiyorsun, öbüründe Mercedes kullanıyorsun. Onun gibi bir şey. Ama aynı yere varıyorsun. Artı kapsülün dışı sığır, domuz, bitkisel veya balık kökenli olabiliyor. Önemli mi? Çünkü vücutta bir atık oluşturuyor o kapsüldekilerde, değil çok mi? Çok önemli. Çünkü ben onu balık kapsülü kullanıyorum. Madem balık yağı, balık kapsülü kullanıyorum. Az önce etken maddeyi söylediğiniz, diz için önerdiğiniz ilaçla omega 3'ün arası nasıl olmalı? Mesela o ilacı mesela sabah, bunu akşam mı? Sabahleyin ben balık kolajenini kullanıyorum. Akşamleyin de omega 3'ümü alıyorum. Omega 3 genel sağlık ve buna hitap ediyor. Öbürü sadece buna hitap ediyor. Peki hocam, agresif sinirlilik hali, bu hangi vitaminin eksikliğini sizin aklınıza getirir? Genelde B grubu. Ani öfke, kontrol edilemeyen öfke. Genelde B grubu, D vitamini. D ve B. Evet, genelde. Dakikada şu anda buradaki bir dakika içerisinde sizin vücudunuz 650 reaksiyon yapıyor. 650 reaksiyonun tümünün reaktiflerini ve atıklarını vücut veriyor. Yalnız 90 maddeyi dışarıdan almanız lazım. Mineraller, amino asitler, proteinler ve omega 3 dışarıdan almanız lazım. Ve bunu almadığınız zaman başta bir şey fark etmiyorsun. Küçük, küçük, küçük bekliyorsun. Her reaksiyonda, her dakikada bir tek kum tanesi gibi bir eksilmeyi düşünecek olursan 5-6 sene içerisinde bir 10 tonluk kamyonu doldurabilirsin. Evet. B'de bir sürü yelpaze var. B12 var. Mesela B12 hafızayı güçlendirme. B1, B6 benim çok sevdiğim iki vitamindir. Moral yükseltir. Ben yapabilirim. Özgüven geliyor. Ben bunun altından kalkacağım. B1 ve B6. Hangi gıdalarda var B1, B6? Ete baktığınız zaman etli gıdalarda var. Bazı işte brokoli falan filan gibi gıdalarda da var. Açık gıdalarla kapatılabilir bir cins mi? Çok zor. Çok zor. Yani bakın bir tablet veya kapsülden almanız gereken yaklaşık bir gıdadan 2 kilo, 2,5 kilo günde tüketmeniz gerekiyor. Mesela bakın ben hafıza için bir besin takviyesi yaptım. Onun içerisinde B1, B6, folik asit kullandım. Ve hafızaya müthiş faydası oluyor. O mesela hiperaktif çocuklar, dikkat eksikliği olanların formülünün içerisine koydum. Size ait bir formül mü bu? O benim şahsıma. Hocam, şimdi bazı hastalıklar var ki
bir ömür kıskacını alıyor. Endüstrinin de hoşuna giden, bayıldığı hastalıklar bunlar. İkisi hemen aklıma gelen, biri diyabet, diğeri tansiyon. Hı hı. Diyabetle girelim. Diyabet hastalarının işte küçük küçük başlayıp dozlarını arttırmaları, o kıskaçtan çıkamamaları. Sizin alternatif öneriniz çok kıymetli diyabet hastalarına. Şimdi bakın, diyabette maalesef beslenme ögelerimiz bozuldukça diyabet miktarı artmakta. Ve dünyada en çok artan hastalıkların başında da diyabet geliyor. Amerika'da en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi 13-14 değişik bitki özünü bünyesine toplamış ve bunu kullandığında bir sabah bir akşam alıyorsun. Oral diyabetikse yani şekerini geçiyor ama daha insülin yapmaya değmez, idare edebilir. Bunu kullandığın zaman o ilaçlara girmeden kan şekerini aşağıya çekebiliyorsun. Bunu yaptığın zaman ne olursa olsun ilaçların genelde bir yan tesiri var. Karından yapılan iğneleri konuşuyoruz o değil mi? O insülin grubu. O başka. Onu yapman gerekebiliyor. O bunun ötesine geçiyor ama diğer yuttuğun, oral olarak kullandığın ilaçların yerini bugün besin desteğinden fayda görmen mümkün. Nedir yan etkileri? Bunun yan etkisi şimdiye kadar... Hayır, diyabet için kullanılan, diyabet için ağızdan alınanların yan etkisi. Onların ishal yapar, halsizlik yaptığı olur, başka ilaçlarda geçimsizlikleri olur. Mesela sen bir şey kullanıyorsun, onun yanında bunu kullanıyorsun, geçimsizliği olur. Dolayısıyla o her zaman olur. Perizini yapacak ve bu hapları kullandığı zaman oral diyabeti dengelemiş olacak. Aynı zamanda ben bunu periz yapanlara da veriyorum. Orada da acıkmayı erteliyor. Çünkü içerisinde... Bir nevi kilo verdiriyor. Tabii. Orada da kromyum pikolinat olduğu için kilo vermeye yardımcı oluyor. Aynı takviyeler. Tabii şekere ve karbonhidratlı gıdalara karşı senin ruhunu soğutuyor. O atakları önlüyor. Çikolata tabii, ataklarını, tabii. Şeker ataklarını. Aynı etken madde. Aynı tabii. Ülkemizde var değil mi hocam? Kullanıyoruz tabii. Kaç zamandır ben bunu tavsiye ediyorum. Herkesin söylediği şey niye daha önce söylemedi? Ya her şey kalkıp da sokağın ortasında ben bunu biliyorum beyler dinleyin olmaz ki. Sorulduğu zaman söyleşi sırası geldi. Sana anlatıyorum. Bir kişi test yaptırmadıysa kendisinde hangi emareler varsa bir gidip diyabetine baktırsın dersiniz. Çok sık işiyorsa, çok su içiyorsa, ağzı yeşil elma kokuyorsa ve heyecanlı hareketleri varsa mutlaka gidip baktırsın. Yeşil elma kokuyorsa çok yıldırım hızıyla gitmeli. Neden yeşil elma? Çünkü şeker belli bir seviyeden sonra aseton üretir. Aseton üretmeye başladığı zaman ağızdan o koku çıkar. O koku çıkmaya başladığı zaman kan şekeri 350'ler 400'lere geliyor. Biraz sonra komaya girecek. Kişi komaya girene kadar fark etmeyebilir mi? Etmeyebilir. Komaya girmesi çok kötü bir şey değil. Diyabet eğitiminde şu anda yapıyorlar mı bilmiyorum. Eskiden mutlaka hastayı komaya sokarlardı. Bir onu görsün, nasıl çıkacağını bilsin, ne yapacağını bilsin diye. Deneme amaçlı. Tabii. Şimdi hocam kullanılan tansiyon ilaçları dünyada ne kadar yaygın olduğunu hem yaptığımız yayınlardan hem de çevremizden görüyoruz. Bu tansiyon ilaçları ile ilgili söylenen şey şu ki ilaçlar vücuttan suyu atıyor. Her zaman değil. Vücuttan suyu attıkça tuz kaybı da oluyor. Tuz kaybı oldukça tansiyon daha da dengesini yitiriyor. Ben sana geçen programda bir şey söyledim bilmiyorum. İnsan vücudu bir inşaat kerestesinin
toplu iğne üzerindeki dengesi gibidir. Yapabilir miyiz? Koca inşaat kerestesini kaç ayda dengeleyebilirsin düşünsene. Ve bu tarafa bir toz konduğunda böyle bozulacak. Tabii. Hadi buraya başka bir şey. Yani bu her yere böyle dönebilen. Dolayısıyla dengeyi bozmamaya bakacağız. Her tansiyon ilacı mutlaka bir diüretiğe bağlı değil. Bazıları tamamen kendi haline. Ama diüretiğe bağlı olanlar çoğunlukta ve çok var. Şimdi bu ne yapıyor? Vücudun kendi içindeki damara bası yapan suyu dışarıya atıyor. Ben zaten içiyorum, benim derdim yok. Tamam mı? Sen mesaneye toplayana atıyorsun. Vücudun ödem yapmış olan suyunu da dışarıya o ilaçla atıyorsun. Mesela diyorlar ki ben filan doktora gittim. Bir kere bana bir ilaç verdi. Bitti. Bir daha hiç başka doktora gitmedim. Alkışlarım. Senin şansın. Benim karım gitti aynı doktora. 3 kere, 4 kere rahatsız oldu. 4. verdiği ilaçla 4-5 senedir sorunsuz yaşıyoruz. Yani bu doktor verdi de beceremedi, becerdi lafı değil. Bu kişinin özelliğine uydu, uymadı sözü. O kadar geniş bir yelpaze var mıdır tansiyon ilaçlarında? Olmaz mı? Kaç tip tansiyon ilacı var? Bir sürü var. Bir sürü var. Yani ve her ilaç sahibine uymayabilir. Uymayabilir. Değişirsin tabii. Değişirsin. Ben hep onu diyorum. Dünyanın en iyi ilacı hastaya uyan ilaçtır. Peki hocam, doktor yazdı deyip 20 yıl aynı ilacı kullanan o başına olmaz. İş açar mı? Açar tabii. Çünkü öbür tarafı bozuyorsun. Sen zaman evvel doktoruna dersen ki bunu kullandım, sırtım çok kaşınıyor. Değişir. Bunu kullandım, cildim çok kurudu. Değişir. Deneyecek o da. Tansiyon ilacı kullanana ve kullanmayana bugün benim önerdiğim birkaç şey var. 2 bitki özü var. Mesela bir tanesinde ruhen rahatlatıyor ve gayet güzel tansiyonu kontrol altına alıyor. Bir de tansiyon hapı kullanmasına rağmen. Tabii tabii. Onu etkileşime geçmiyor olarak, değil mi? Hayır, onu kullanmasına rağmen. Tamam. Mesela sen bir tansiyon aleti kullanırken ben otoparktan dolayı kavga çıkarttım ve senin üstüne yürüdüm. Bir anda senin tansiyonun fırlar. Büyük tansiyon çıkar. Küçüğü çıkmaz. Hmm. Küçüğü hastalık belirtir. Öbürü emosyonları. Yani bir anda senin üstüne yürüdüm, boğazına sarıldım. O fırlar 20'ye 25'e. Allah korusun damarını çatlatır ölürsün. Şimdi bunu kullandığın zaman arada tutuyor. Mesela siyah sarımsak var. Siyah sarımsak hapını her gün kullandırıyorum. Regülatör yapıyor. Yani ne aşağı düşmesine izin veriyor, ne tansiyonun yukarı çıkmasına. Hem yüksek tansiyon hem düşük tansiyon hastaları için. Orada böyle gidiyor. Öbürü yüksek tansiyon hastasına veriyorum. Bazı hallerde tansiyon ilacını bile bıraktığını söylüyorlar. Çünkü tansiyon ilaçlarının bazı sorunları var genelde. Mesela erektil disfonksiyona neden oluyor erkeklerde. Cinsel fonksiyon bozukluğu. Bazı tansiyon hapları. Tabii. Yani bu tansiyon şeyle ilintili, kan basıncıyla. Evet. Ereksiyon da onunla ilintili. Dolayısıyla onu rahatlattığın zaman aynı şekilde oraya kan basmıyorsa o sorunları yaşayabiliyor. Peki aynı bahsettiğiniz ilaç, tansiyon hapı kadında da benzer fonksiyon bozukluğuna neden oluyor mu? Olabilir tabii. İsteksizlik gibi mesela. Tabii. Mesela bakın bazı cinsel etkiyi arttıran ilaçlarda nitrit oksit arttıran şeylerde haplarla kullanılmasın diyorlar. Niye? Çünkü onunla etkileşime giriyor. Mutluluk hapı kullananlar ne kullanmasın hocam? İşte belli tansiyon haplarında
dikkatli olacaklar ki o etki diğer etkiyi yok etmesin. Ani tansiyon düşürücüler var. Onunla mavi hapların kullanılması sakıncalı. Kalp krizi riski doğurur mu? Kalp krizi değilse de bir ufak sıkıntıyı yaratabilir. Nedir o sıkıntı? Çarpıntı mı? Çarpıntı olur. Böyle bir ter basma olabilir. Kızarma olur yüzde. Bunlar olabilir. Biraz cilt rahatsızlıklarına gelelim. Mesela roza hiç artmadığı kadar arttı. İnsanlar kırmızı kırmızı al yanaklarını sevmiyorlar. Mesela düşünün bir banka müdürü geçenlerde benden bir yaptığım kremimi aldı. 25-30 gün sonra koşarak geldi. 5 tane daha alayım dedi. Niye alıyorsun dedim. Türkiye'deyiz dedi. Biter miter dedi. Ben bunsuz kalmayayım dedi. Roza mıydı şikayet? Roza. Yanaklar kıpkırmızıydı böyle buraları. Geçmiş. Geçmiş demesen bile görülmeyecek seviyeye inmiş. Ve çok mutluydu. Neydi etken madde? Etken madde çok güleceksin ama narenciye kabuğu sıkılmış narenciyelerin kabuğundan yapılıyor. Naringenin şalgon diye. Ve biz o kabukları çöpe atıyoruz. Ben o kabuklardan elde edilen ham maddeyi 1500 euroya kilosu ithal ediyorum. Vitiligo da çok arttı hocam. Neden? Vitiligo tabii sinirlere bağlı, sinirlerden. Vitiligo dolayı. Sinirsel tetiklenen büyük bir rahatsızlık. Büyük ihtimalle sinirlerin etkilemediği bir şey yok. Mesela bakın vitiligo'da ne yapabiliyoruz? Çok ilginç bir literatür okudum. İran'da mesela 25 kişi üzerinde yapılan bir deney. Kritik nokta karbondioksit ekstraksiyonuyla yapılmış, elde edilmiş çörek otu yağı 200 mg günde ve omega 3 ile yapılmış. Akşamleyin hasta omega 3'ünü kullanıyor. Sabah ve akşam çörek otu yağını kullanıyor. Artmasını önlüyor. Vitiligo'nun. Vitiligo durduruyor. Ve onun yanı sıra 3 ayda bir, 3 ay selenyum verdiğin zaman etki biraz daha hızlanıyor. Sonra ben daha sonra onun farkına vardım. Bir merhemle de bu desteklenecek olursa daha hızlı durdurma ve hatta biraz daha geçme evresine girebiliyor. Ama onun ötesinde sinirlendi mi bir yerlerde parlıyor. Tam onu soracaktım. Deri hastalıkları tamamen geçmiyor. Belki uykuya geçebiliyorlar ama ufacık bir dokunuşla tekrar tetikleniyor değil mi hocam? Egzama da öyle çünkü. Tabii egzama da öyle. Bakın mesela bu çörek otu yağı ve omega 3 egzamada ve psoriyaz denen sedef hastalığında çok başarılı. Omega 3. Evet. Temmuz ayında Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen bir gurbetçi aile çocuğuna kullanıyor. 18 yaşında mı ne? Şeyden dolayı, sedef hastalığından dolayı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ayında telefon ediyor. Tekrarladı diye. 7 ay. Bu halbuki 30 günde bir tekrarlayan, parlayan bir rahatsızlık. Ama araları açıldı, uzadı. Hocam estetik kaygılar ve ihtiyaçlar, yelpaze artık o kadar genişledi ki genital bölgeye kadar uzandı. Genital bölgedeki kararma için doğal bir yöntem öneriniz olabilir mi? Şimdi genital bölgedeki kararma için henüz bir şeyim yok. Ama en başarılı yapılan uygulama lazer ışınlarıyla çok kısa zamanda çok etkin netice alınıyor. Ama genital bölgedeki diğer kaşıntıydı, hassasiyetin artmasıydı, hipersensitiviydi. Onun için çok ilginç bir formülüm var. O mesela genital bölge için intim jel diyorlar. Jellerle yıkandığınız zaman
durulayabilmek için ya banyoda olmanız lazım, bol suyla durulansın, ya çok su kullanmanız lazım. Benim yaptığım köpüktü. Köpüğü alıp kullandığınızda çok az bir suyla durulanabiliyor. Artı üstüne süreceğiniz krem içerisindeki bütün özelliklerden dolayı bir de ozmoz basıncının o bölgeye denk olması lazım. Ve ben onu da yaptım. Dolayısıyla kullandığı zaman o bölgedeki hassasiyeti de alıyor. Cildin kalınlaşmasına neden oluyor. O bölgedeki incelme tabii, tehlikeli olabilir mesela mi? Mesela bunu menopoz öncesi hanımlara ve menopoz sonrası hanımlara olmak üzere ikiye ayırdım. Menopoz sonrasında bir de içerisine fitoaktifler kataraktan hormon açığını kapayacak maddeler kattım. Hocam genital bölgenin sadece suyla yıkanıyor olması bir eksiklik midir? Ekstra bu saydığınız şeylere ihtiyaç var mıdır? Mesela genital duş diye bir şey var. Söyleyeyim size. En uç noktasından ayağınıza kadar asiditesi 5,5'tur. Bu bakteri ve mantarların konaklamasını önlemek için. Vajinal bölge 3,5'tur. 3,7'dir. Neden? Orası daha hassas ve daha bakteriye açık bir ortam. Bakterinin üreyebilmesi, mantarların üreyebilmesi için nem lazım. Orada var. 37 derece, 38 derece ısı lazım. Orada var. Proteine ihtiyaç var. Bol miktarda var. O zaman orada ürer. Ama o üremeyi durdurabilmenin tek yolu orayı asitik yapmak. Asitik yaptığın zaman üremiyor. Şimdi siz dahilen su tutup yıkanıyorsanız oranın bir kere pH değerini bozuyorsunuz. Piyasada çok güzel duşlar var. Tuvalete oturup içeriye sıktığınız zaman duşu bütün hazneyi yıkıyor. Kalkıp kurulanıyorsunuz, bitti. O size günlük temizliğinizi veriyor. Bazı hekimler ortamı bozuyor diyor. Hayır, bozmuyor. Eğer günde bir kere kullanıyorsanız bunu, ortamı bozmuyor. Ortamdan kastınız florayı, o bölgedeki evet, florayı evet, bozmuyor diyorsunuz. Ama günde 3 kere kullanmaya kalkarsanız tabii o etkiler florayı. Sizin az önce oluşturduğunuz formül o bölgedeki kaşıntıyı da tabii o, önleyen, önüne geçen. Tabii o dışını, şeyin dışını, cinsel organın dış yüzeyini temizlemeye kullanıyorsunuz. Şimdi kış ayındayız. Leke tedavisi için en doğru tarih. Nisan, Mayıs ayına geldikçe işler karışıyor. Önce güneş lekelerini soracağım size. Arkasından da yavaş yavaş böyle 30'dan sonra görünen evet, yaşlılık lekeleri. Evet. Güneş lekeleri çok inatçı oluyor hocam. Tabii güneş de elde çok inatçı oluyor. Bakın ben size bir şey diyeyim. Güneş lekesini gidermek için alfa arbutin, koik asit gibi bazı maddeler var. Bu maddeler kullanıldığı zaman lekeyi gideriyor. Fakat lekenin giderilirken kullandığınız kremin de bir özelliği olması lazım. Sürdüğünüzde sadece ne o leke üzerine sürdüğünüz takdirde o lekeyi giderebiliyor ama orası da beyaz da beyazlaşabiliyor da. Çamaşır suyu dökmüş gibi. İyi bir kozmetikte onu da dengelemek lazım. Onun için formüle çok iyi bakmak, güven duyduğunuz bir ürünü almak lazım. Kolay bir formül değil. Ben şu anda yaklaşık son 6 aydır eldeki lekeleri gideren bir krem üzerine çalışıyorum. Ve bir aydır da yaklaşık artık kendi üstümde deniyorum. Bakın hangisini şey yapıyorsunuz? Sahiden çok fark var. Değil mi?
Yani, İnanın. Tek elinizde deniyorsunuz, evet, anladığım kadarıyla. Tek buna sürüyorum. Tek buna sürüyorsunuz. Evet. Bu bundan o kadar farklı ki hocam. Hem renk beyazlamış, şimdi, hem de kahverengiler açılmış. Evet. Şimdi burada bir başka şeye daha dikkat ediyorum. Cildi çekiyorsunuz ameliyatlarla. Böyle germe ameliyatlarıyla. Kimse eli germiyor. Çıkanların eline baktığınız zaman, sanatçının tuttuğu mikrofon tuttuğu zaman ki yaş orada gözüküyor. Yaş bir burada, bir de burada görünüyor, evet, hocam. Burayı nispeten hallettik. Nasıl? Evet, orayı nispeten hemen hallettik. Hemen soracağım, hayır, not alıyorum. Onu sorma. Neden? Onun biraz vakti var. Buradaki onu, gıdıyı halletmek, evet, üzeresiniz. Onu hallettik. Etmek üzere değiliz. Hallettik ama daha bakanlık müracaatını yapmadı. Hmm. Herhalde 2 ay içerisinde onu getirir. Şimdi bu daha kolay. Ve ben bunu hallettiğim zaman 4 hanım gıda ameliyatından döndü. Onlara verdiniz, denediler ve vaz mı geçtiler? Evet, evet. Peki. Ben böyle bir şey yapınca hemen tüpte piyasaya çıkmayı sevmiyorum Emel Hanım. Ben onu önce tanıdıklarıma, kendime, herkese kullanıyorum. Sahiden vaz mı geçtiler gıda ameliyatından? Kaç yaşındaydı bu hanımlar? İsim 60'larında falan. Gerek kalmadı mı gıda ameliyatı? Ben size ismini vereyim, arayın. Telefon edin, rica ederim, arayın. Sizin sözünüz yeterli. Arayın. Malzeme ne? Etken malzeme söyler misiniz? Malzeme söyleyeyim. Soya izoflavonları var. Artı beyaz hardal tohumu var. Biraz ısıtıyor. Onun için akşamleyin kullandırıyor. Burada yağ çok. Hmm. El karnitin var. Ve bunu böyle çekmek gerek. İçindeki yağı azaltır. Bunu böyle çekmek. Ben kendime bile kullanmıyorum şu anda. Yaptım yani şu anda her şeyi kendime kullanamıyorum açıkçası. Peki hocam, burada bu gerginlik veriyorsa aynı krem göğüslere kullanıldığında orayı da toparlar mı? Hayır, göğüslerde ayrı bir şey. Onu da üstünde çalışıyor. Orada da Kigelia africana denen bir meyve üzerine çalışıyorum. Kas kastır halbuki. Burayı hayır, toparlayan değil. Göğüsleri bu neden toparlamasın? Kasta değil. Bakın, onu yaparken Afrikalı kabile kadınları evlenmeden önce bir kitapta okudum. Böyle bir tombul sosisler vardı, böyle yuvarlak gelir. Onun gibi bir meyve Kigelia africana. Kırıyor ve memesinin etrafında gezdiriyor. Evlenmeden önce memeyi daha sıkı ve daha dik hissediyor. Ve ben ondan ilgili bir krem yaptım. Hakikaten memenin daha sıkı ve daha başını hafif kaldırdığını görüyorsunuz. Ayrıca içerisine... Sizin var böyle bir kreminiz. Var ama çıkartmadım daha. Hepsi yavaş yavaş yavaş. Ben sabah 7.30'da geliyorum. 76 yaşındayım. Yani hepsi bir anda olmuyor bunların. Para yetmiyor çalışmaya. Ve şunu da söyleyeyim size. O kremin içerisinde adiboregülin diye bir madde var. Yaş ilerleyip de memeler çökmeye başlayınca içi boşalıyor. Onun içindeki adipo dedikleri yağ hücrelerini arttırıcı özellik kullanıyorsun. Ucuna sürmüyorsun memenin ama etrafına sürerekten onu toparlıyorsun. Oradaki dokuyu ve deriyi gençleştiriyor. Ama bu az kaldı diyorsunuz. Bu iyi haber. O az kaldı. O eli kulağında gelecek yakında. Bizim çocukluğumuzda çok hareketli çocuklara kurt mu var, otur derlerdi. Hı hı. Artık çocuklarda kurt yok. Onun adı hiperaktivite mi oldu? Değil. Hiperaktivite. Hala kurt var mı hocam çocuklarda? Hiperaktivite bambaşka bir şey. Onu istersen daha detaylı anlatırım. Ama kurt çocuklarda var. Yedikleri çiğ etlerden, yedikleri gıdalardan kurt oluyor. Annelerin esas bakmaları gereken şey... Çocuğun poposu iyi temiz olacak ve ona rağmen çocuk eli poposundan almayacak. Sürekli poposunu karıştırıyor olacak, böyle kaşıyor olacak. O zaman kurt riski artıyor. Bu bir. İki, gece uyurken ağzından salya akacak. Bu ikisi kurdun belirgin bir ifadesidir.
Kakayı, yetişkinler için de geçerli mi tabii, bu iki tabii, emare? Tabii. Kakayı bir ufak kaba alacaklar, analize verecekler. Bu görsel olarak hemen görüp yakalarlar. İlacı var. Onun da iki tip ilacı var. Biri ilaç olarak geçiyor. Bir zehirdir. Onu kullanır, iyi olur. Öbürü de besin takviyelerinden yapılmış bir ilaçtır. Kullanıyor. Eşit oranda birbirine denk iki üründür. İktidarsızlık. Direkt soracağım konuya, öyle gireceğim. Politik mi? İnsan olarak mı? Cinsel iktidarsızlığı konuşalım. Tamam. Diğeri daha uzun bir konu olabilir. Tamam. Ona zaten girmek istemiyorum. Çünkü herkesin ayrı bir düşüncesi tabii, var. Tabii. Biz burada onu yormayalım. Cinsel iktidarsızlık çok özel bir konu. L-arginin ve L-sitrulin, L'si küçüktür. O baktığın zaman alette molekülün sola veya sağa yönlenmesinden kaynaklanan bir ifadedir. L-arginin ve L-sitrulin. L-sitrulin karpuzun kırmızısıyla beyazı arasında kalan beyaz tabakadır. Onu oradan cilt güzelleştirici diye de orada da kullanılır. Orada da kullanılır. Hafızayı geliştirmekte de kullanılır. Çok kıymetli bir yer o zaman. Çok enteresan bir yerdir. Ve bunu arjininle birlikte kullandığınız zaman vücudun nitrit oksit üretimini arttırıyor. Nitrit oksit arttığı zaman plakların damar içerisine yapışmasını önlüyor. Dolayısıyla kan daha verimli bir şekilde vücutta geziyor ve penis içerisinden gittiği zaman da orayı yeterince doldurabiliyor. Sigara içen insanlarda, alkol içen insanlarda damarlardaki bu birikim çok yoğun oluyor, şişmanlarda. Bunu kullandığınız zaman orayı dolduruyor. Fakat bunun yanı sıra benim en beğenerek tavsiye ettiğim besin desteklerde taurin de oluyor. Taurin de bir enerji veriyor. Çünkü yalnızca kan dolması değil, bir de enerji verilmesi söz konusu. Aynı formülün taurin işte, etken madde değil mi hocam? Tabii. Bunu enerji veren içeceklerde de bazen kullanıyorlar. Bu insanlara hadi koş, bak hava ne güzel, şunu yapalım. Bu o isteği yaratıyor. Benzer formülün içerisine rose diye bir başka ham madde ilave ediyor. O da bir patentli ürün olduğu için bitkisine inemiyorum. Kullanıyor. Onu da kadınlar kullanıyor. Çünkü, İsteksizliğe karşılık. Tabii, çünkü kadın isteksizse adam ne yaparsa yapsın erektil disfonksiyon yaratılıyor. Eczaneye gelip kıvranıp ne isteyeceğini, nasıl söyleyeceğini bilemeyenlere ne yapıyorsunuz? Kadınlara mı? Kadın ya da erkek. Ben hemen kenara çekiyorum, birebir sohbetini ediyorum. Anlıyor musunuz hemen? Sinyal ne veriyor? Gelişinden belli, çekiniyor. Ama mesela bazı Orta Doğulu turistler var. Onların eşleri giriyor, prezervatifleri kurcalıyor. Hangisini alayım diye. Erkek yapıyor bunu. Hayır, kadın. Kadın yapıyor. Kadın yapıyor. Genelde Orta Doğu asıllı kadınların bazıları. Evet, bazı. Genelde onlar. Onlar yapıyor. Daha mı rahat? Vallahi rahatlık değil, Türkiye'de rahatlıyorlar herhalde. Belki kendi ülkelerinde bunu yapamıyorlar ama. Herhalde. Ama yani burada müthiş bir şeyle dalıyorlar rafın içerisine. Prezervatif rafına mı dalıyorlar? Evet, prezervatif rafına. Ama pek onu kullanıyor alayım, gibi de alayım, değiller ona. Çünkü oldukça kalabalıklar. İşte artık bilemiyorum. Orta Doğu asıllı olan erkekler geliyor mu eczaneye? Çok. Onların bizim talebini? Bizim müşterimizin %85-90'ı onlar. Onlar direkt olarak... Tabii İstiklal Caddesi tabii, değil mi hocam? Doğru. Onlar direkt olarak istedikleri hapları söylüyorlar. Hemen alıyorlar. Ama bitkisel bu tip haplara
bayılıyorlar, kutu kutu alıyorlar. İstedikleri hap dediğiniz mutluluk veren haplar. Tabii tabii tabii. Kullanım oranı yüksek mi onlarda? Çok yüksek. Çünkü onlar bunu gerçekten bir erektil disfonksiyon için almıyor. Performans artırıcı olarak alıyor. Yani bir gecede daha fazla birleşim sağlamak, daha keyifli olmak için alıyor. Unutkanlık Alzheimer. Aradaki yelpaze geniş bir yelpaze mi? Kişi unutkanlığının tehlikeli boyutlara varma ihtimali taşıdığını nasıl anlar? Hangi unutkanlık tehlikelidir? Emel bak, insanlar iki performansa dikkat ediyor. Biri fiziksel performans. Daha fit, daha dinç, daha genç olmak. Çünkü aşağıdan gelen genç, eğitilmiş, çok güçlü bir tabaka var. İş adamının cildine de iyi bakması, iş adamının daha enerjik durması, iş adamının o işe hakim olduğunu gösterir, tarzda olmasını sağlıyor. İkinci performans, hafıza. Günün içerisinde oluşan bütün bu olayları ilave bir hafızada saklaması lazım. Bunu Cerebus yapıyor. Ve bunun yanı sıra DHA koyduk, B1, B6 vitamini koyduk. Ne dedim sana? Moral vitaminidir. Artı NADH, NADH da beyin fonksiyonlarını hızlandırıyor. Bunu kullanan kişi hem beynini genç tutuyor, hem günün ihtiyaçlarına cevap veriyor, hem vücudunu fit tutabildiği gibi beynini de fit tutuyor. Peki teşhis almış bir Alzheimer hastası bu takviyeyi kullanırsa fayda görür mü? Söyleyeyim sana, bundan bir süre önce, aşağı yukarı bir yıla yakın bir süre bunu kullanan bir Alzheimer hastasının eşi bana mektup yazdıydı. Kocam 3 yıldır hiç konuşmadan oturuyordu. Bunu kullandıktan sonra bir baktık Fenerbahçe'nin transfer politikasını tenkit etti. Ne kadar mutluyum sana anlatamam diye. Evet, Alzheimer geçmedi. Hayat kalitesi yükseldi. Başka bir olay daha yaşadık. Onu da kullanan kişi bir sabah bize eski eczane döneminde kocaman bir pasta getirdi. Nedir bu dedik. Dün akşam kocam elimi tuttu. Sen neredeydin bakayım diye beni tanıdı. 4 yıldır benim varlığımı bilmiyor adam dedi. Günde bir hap kullanıyorsun. Yan etkisi? Şimdiye kadar dünyada görülmedi. Ben mesela onu kullanıyorum çünkü. Kendiniz de kullanıyor musunuz? Sürekli benim burada okuduğumu hatırlamam, bir formül yapmak öyle çocuk işi değil. Rebul kolonyasında sizin en beğendiğiniz koku hangisi? 4 çocuğun olsaydı hangisini daha çok sevdiğini söylerdin? Sen söyle. Bir mi, iki mi? Hepsi mi? Ben İstanbul kokusuna bayılıyorum. Yani bir kere bunların hepsini artık oğlum yapıyor. O da bir eczacı ve fevkalade başarılı bir insan. Yani Kerim'in yaptıkları artık Türkiye'de değil, yurt dışında, dünya çapında satan markalar oldu. New York'ta da şubeniz var. Vallahi artık ben bilmiyorum nerede var. Çünkü oğlumu bile çok zor görüyorum. Havaalanında bavul değişiyor, Dubai'den Londra'ya gidiyor. Rebul bir Türk markası ve bizim çok güzel Cumhuriyet'ten emanet aldığımız Türk markaları var. Sahip çıkmalıyız. Benim arkadaşlarım var. Bizim Avrupa'daki mağazalarımızın önüne geçip poz veriyorlar. Ve mutlaka bana onu WhatsApp'ıma atıyorlar. O kadar hoşuma gidiyor ki. Düşünebiliyor musunuz? Tokyo'da 2 tane mağaza var. Bir o kadar güzel olan da sizin hemen arkanızda duran ödül. Tebrik ediyoruz. Bir ödül aldınız. Evet, onu da çok yine aldım. Bu Cumhuriyet'in 100. yılı ömür boyu başarı ödülü. Bunu çok tebrik ediyoruz. Şeref duyuyorum. Artık bu yaşa geldikten sonra beni mutlu eden şey işte şu çok değerli küçük metaller.
Tebrik ediyoruz hocam. Sağ olun. Bugünkü yayın için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim sizlerden gelen soruları iletmeye çalıştım. Lütfen yorumlara yeni sorularınızı yazın. Mehmet Bey uygun olduğu sürece belki asistanlarınız da destek olacaklardır hocam. Tabii. Sorularınıza cevap verecekler. Tabii. Çok teşekkür ederim. Ben sizi teşekkür bir kez ediyorum. Daha görmek çok güzeldi. Keyif aldım ben de. Çok teşekkür ederim. Bizim için de öyle. Dilerim sizin için de öyledir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yorumları yazın, cevap verecekler. Asistanlar burada. Evet. Görüşmek üzere.